31 Ocak günü Halep'in Eşrefiye mahallesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi de yaralandı. Katliam ardından Bas rejim güçleri en az 100 kişiyi kaçırdı. Kaçırılan 100 kişinin nereye götürüldüğü bilinmiyor. Halep'teki Kürt mahallesi Eşrefiye'de 20 kişinin katledildiği hava saldırısından sonra bu kez rejim güçleri çoğunluğu Kürt olan en az 100 kişiyi kaçırdı. Bağız rejimi tarafından kaçırılan kişilerin nereye götürüldüyse bilinmiyor. Kaçırılanların arasında bombalama sırasında insanları kurtarmaya çalışan çok sayıda gencin de olduğu bildirildi. 31 Ocak'taki saldırı sonucunda aralarında 4'ü çocuk, toplam 20 kişi yaşamını yitirmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı. Cenazelerden 8'i dün Efrin Şehit Aileleri Derneği tarafından organize edilen bir törenle toprağa verildi. Halep Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan birçok cenazeye ise Bağız rejimi güvenlik gerekçesiyle el koydu. Halep Halk Meclisi katliama ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu. Katliamı kınayan meclis hem rejim güçlerine hem de Özgür Suriye ordusuna Kürt mahallesinden çıkma çağrısı yaptı. Kürdistan Ulusal Kongresi de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Paris katliamı, Serekaniye'ye yönelik saldırılar da hatırlatılarak başta Türk devleti olmak üzere bölge devletlerinin Kürt halkına yönelik düşmanca saldırıları kınandı. Keneke, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm demokratik kurum ve kuruluşlara faşist saldırılara karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu. Keçiköy Yürütme Konseyi Başkanlığı Halep'te Eşrefiye yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Keçiköy bombardımanı Hunçarca saldırı olarak niteledi. Keçiköy Yürütme Konseyi Başkanlığı Suriye'nin Halep kenti Kürt Eşrefiye mahallesine düzenlenen bombardımanda yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda Suriye rejim güçleri tarafından dün gerçekleştirilen bombardıman Hunçarca saldırı olarak nitelendirildi. Keçiköy Yürütme Konseyi Başkanlığı mesajında şunları kaydetti. Dün Halep'in Eşrefiye mahallesinde yaşanan çatışma sonucunda Suriye rejim güçleri tarafından yapılan bombardımanda çoğunluğu Kürt olan 22 insanımız yaşamını yitirmiş, 40 kişi ise yaralanmıştır. Yapılan bu Hunçarca saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Halep'in Kürt mahallesi Eşrefiye'de 31 Ocak'ta Bas rejim güçlerinin saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerden 5 kişinin cenazesi Afrin'de kitlesel bir törenle toprağa verildi. كريستون بندستا شهيد هبن جرك هيرو شهيد هبن جرك امرولا شهيد ابريز رولا شهيد سر شي اساس نيك بينا هيرو ام هتر سر كربا ام هبت بجبن ام ذا بيست سر كربا هرن ام يك بينا خاش هبت بلا بكن هبا نوفي خنا يك بينا يك بين جرك بعمل بكار بخبر. YPG direnişi karşısında büyük kayıplar veren çeteler Serikaniye'den çekiliyor. Ancak çekilirken kenti harabeye çeviriyor ve birçok yere bomba ve mayın yerleştiriyorlar. Şehit Abid Tugay komutanı Dıjvar Serikani halkı bu konuda uyardı.
YPG güçleri çetelerin çekilmesi ardından Serikaniye'yi patlamamış askeri mühimmatlardan, bomba ve mayınlardan temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Mahalleleri gezen YPG savaşçıları bomba ve mayınların etkisiz hale getirdiğini belirtti. Şehit Abid Tugay komutanı Dıjvar Serikani konuya ilişkin Fırat Haber Ajansı ANEFE'ye şu açıklamada bulundu. Serikani'yi harabeye çevirmek isteyen çeteler kutsal mekanlara ve özellikle Hristiyanların evlerine bomba yerleştirmişler. Şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışma sonucunda çok sayıda bomba etkisiz hale getirilmiştir. Olumsuz bir durum yaşanmaması için halkımızın uyanık ve dikkatli olması gerekir dedi. Serikani Halk Meclisi ise çetelerin tahrip ettiği elektrik hatlarının onarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik sorununun çözülmesi için Halk Meclisi üyeleriyle elektrik kurumu çalışanları ortak çalışma yürütüyor. Değerli izleyiciler, Rojava halkına destek kampanyaları da devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesi BDP'li belediyesi halkın talebini üzerine kampanya başlatırken cezaevindeki PKK ve Paşlı tutsaklar topladıkları yardımları Rojava'ya gönderdi. Heyvasura Kurdistan'ı ise başlattığı kampanya kapsamında Amude kentinde şube açtı. Mardin'in Nusaybin belediyesi Rojava'ya destek amacıyla kampanya başlattı. Belediye binasında düzenlenen toplantıda Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan konuştu. Gökkan, halkın talebi doğrultusunda böyle bir kampanya başlattıklarını belirtti. Ve bundan dolayı böyle bir kampanya başlatma ihtiyacı duyduk. Gelecek kuru gıda yardımları Mitanni Kültür Merkezi'nde toplanacaktır, dedi. Gıda yardımı konusunda konuşan muhtarlarsa ellerinden gelen yardımı yapacaklarını ifade ettiler. PKK'li ve Paşlı tutsakların Rojava ile anlamlı dayanışması ise sürüyor. Yaklaşık bir aydır başlatılan kampanya çerçevesinde tutsaklar şimdiye kadar 15 bin lira topladı. Kampanyaya ilişkin konuşan TUAFET Başkanı Zübeyde Teker, tutsak ailelerinin kendilerine aktardıkları bilgiye göre şimdiye kadar 15 bin liraya yakın para topladıklarını belirtti. Rojava'ya kapsamlı destek kampanyası başlatan İnsani Yardım Kurumu Heyvasura Kürdistan'da çalışmalarını sürdürüyor. Heyvasura Kürdistan'a bu kapsamda Rojava'nın Amude kentinde resmi bürosunun açılışını yaptı. İlk olarak komşu kentlerden Amude ve Dirbesiye'ye göç eden savaş mağdurlarına yardım eden Kürt Yardım Kuruluşu mültecileri sağlık kontrolünden geçirdi. Heyvasura Kürdistan'a bağlı doktorlar kontrollerin ardından mültecilere gerekli ilaçları dağıttı. Yardımlara ilişkin konuşan Heyvasura Kürt üyesi Mehmet Hereli son dönemlerde özellikle çocuklar arasında salgın hastalıkların yayıldığını bildirdi. Heyvasura Kürdistan'a çalışanları daha sonra kentteki okullara yerleştirilen mültecileri teker teker ziyaret ederek ihtiyaçlarını sordu ve yardımlarını dağıttı. Rojava'ya destek eylemleri de sürüyor. Cizre'de gençler bir meşaleli yürüyüş düzenledi. Yarın Veranşehir'de ise kadınlar öncülüğünde bir miting düzenlenecek. Bugün düzenlenen halk toplantılarıyla yarınki eyleme katılım çağrısı yapıldı. Şırnak'ın Cizir ilçesinde Nur Mahallesi Botaş Caddesi'nde bir araya gelen bir grup genç, Rojava halkına destek ve Serekaniye'ye yönelik saldırıları protesto etti. Rojava direnişini selamlıyoruz yazılı pankart açan gençler, Öcalan lehine sloganlar attı. Sloganlar eşliğinde Nur Mahallesi'ne yürüdü. Gençlere, evlerinin kapı ve pencerelerine çıkan mahalle sakinleri de slogan ve alkışlarla destek verdi. Gençlerin yürüyüşü Cudi Mahallesi'nde son buldu. 3 Şubat Pazar günü Rıhan'ın Veranşar ilçesinde düzenlenecek mitingin hazırlıklarını ise bizzat BDP Kadın Meclisi yürütüyor. Saat 12'de start alacak mitinge güçlü katılım amacıyla tek tek kapılar çalınıyor ve halka mitingin önemine ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Dün Veranşar'ın Şırnak Mahallesi'nde kadınlarla yapılan toplantıda BDP Ahmet Milletvekili Nursel Aydoğan mitingin önemine dikkat çekti. Burada hemen yanı başımızda 40-50 kilometre ötedeki Rojava'daki kadın arkadaşlarımızın Rojava devrimini selamlayacağız. Suriye'de yaşayan Kürtler özgürleşme yolunda önemli bir adım attılar. Özellikle kadın öncülüğünde gelişen Rojava'da bir devrim var.
Kadınlar yavaş yavaş, ağır ağır, adım adım Rojava'da demokratik özerkliği inşa ediyorlar. Ama tabii ki bu süreç kolay değil, zor bir süreç. Ancak AKP hükümetinin bütün sınır kapılarını Ceylanpınar'da, Kızıltepe'de ve Nusaybin'deki sınır kapılarını kapatarak toplanacak bu yardımların oraya iletilmesi noktasında bir yaklaşımı var. Bu öncelikle insani bir durum değildir, insani bir yaklaşım değildir. Öte yandan Veranşar BDP ilçe binasında bir halk toplantısı düzenlendi. Toplantıya BDP ilçe yöneticileri ve yüzlerce yurttaş katıldı. Burada konuşan BDP ilçe yöneticisi Hacı Ulumazkan, yarın yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı.